Yeni Kapı'dan Trabzon Kültür Günlerinden selamlar efendim. Bugün 3. gündeyiz ve biz de sizlerle buradaki güzellikleri yansıtmaya devam ediyoruz. Çay denince biliyorsunuz çok marka var ama Estigol çayının ayrı bir özelliği var. Şu anda o standdayız. Özellikle bu çayı da bir de karabele yaptığı zaman var ya. Hay maşallah ama bu sefer bize çay da vermedi. Böyle enteresan bir uşak ama yakaladık değerli kardeşimi. Evet. Önce ben sizi tebrik ediyorum. Çok teşekkür ederim. Çok güzel bir ürüne imza atmışlar. Evet. Sizin göreviniz nedir? Şöyle bize bir Esti çayı anlatır mısınız? Ben Esti çayın genel müdürüyüm. Yaklaşık 4 yıllık bir fabrikayız. Şu anda Türkiye'nin ve dünyanın en büyük cateringlerine hizmet vermekteyiz. Yine ayrıca İstanbul'daki bütün Beltur şubelerimizde yine Gold çay kullanılmakta. Evet. 215 tane kafe, restoran ve köşkte Gold çayımızın tadına bakabilir herkes. Orada biz tattığımız için siz biliyoruz. Tattığınız sıkıntı yok tabii ki. Hızlı ilerliyoruz çünkü çayımız gerçekten 33.73 aromaya sahip. Trabzon'un dağlarında üretiyor ve tamamen doğal bir çay üretimi yapıyoruz. Özel bir çay zaten. Özel bir çay, butik bir çay üretiyoruz. O yüzden de şu an ulaştığımız noktalar yani Lüleburgaz'dan tutun da Bursa, Ankara, Antalya, İzmit bütün Türkiye'nin her yerine çay gönderimine başladık. O yüzden herkesin çayımızı illaki denemesini tavsiye ediyorum. Çünkü bizim çayımızı içtikten sonra başka çay içmiyor kimse. Yani böyle de bir özelliği ama yani şöyle de bir durum var. Yani bize buradan bir paket çay veriyor kardeşim. Ondan sonra bir sene bekliyoruz. Ondan sonra Estigold'u ara babam ara. Olur mu öyle bir şey? Radyodan abi, bağır. Oradan bağır, buradan bağır. İşte sen satış yerlerini biraz çoğaltın ama bak bu çok önemli. Var. Yani hem internet üzerinden satışlarımız internet siparişi tabii. İnternet üzerinden de sipariş verebiliyorsunuz. Yine Bayrampaşa Yıldırım'da satış ofislerimiz var. Yine bazı noktalarda yine bizim çayımızı satan toptan vermiş olduğumuz bayilikler de mevcut. Mevcut. Yani şimdi, her şekilde ulaşılabilir. Şimdi Trabzon günlerinde, kültür günlerinde beraberiz. Esti çayı burada ikram da ediyorsunuz gelen misafirlere. Tabii. Onların size söyledikleri tadına baktıkları zaman nedir? Onu ben merak ettim. Yani şöyle zaten herkes çayı içtiğinde önce bir çayda bir farklılık hissediyor. Çünkü 33.73 aroma olduğu için bir aroma, bir tat. Daha sonra zaten burada biz çayı herkesin denemesi için zaten böyle buradalarda stand kurup bütün halkımıza bu çayı zaten ücretsiz bir şekilde takdim ediyoruz. Yine buradan zaten beğenen ki çoğu beğeniyor. Alımları da oluyor, çay alımları da devam etmekte. Evet. Bir de Esti Gold çayının şöyle bir özelliği var. İnsanı genç bırakıyor. İşte genel müdürümüzü gördüğünüz gibi. Yani 15 senedir görürüm onu hep aynı. Hiç değişmez. Biraz Esti Gold çaya biraz fazla vuruyorsun biraz benim fazla gibi herhalde. Biraz fazla içiyorum. Mecbur. Çok görüşmelere gittiğimiz için evet. Her gittiğimiz görüşmede 2-3 bardak içtiğimiz için bizi genç tutuyor diyebiliriz. Eyvallah. Peki başka bir mesajınız var mı? Başka bir mesaj. Herkesi Yeni Kapı Trabzon etkinliklerinde Esti çayımızı içmeye bekleriz. Peki çok teşekkür ediyoruz genel müdürümüze. Esti Gold çay işte gördüğünüz gibi efendim. Gerçekten Karadeniz'in yüksek rakımında çok kaliteli özel çaylardan bir tanesi. Ve genel müdürümüzün de ifade ettiği gibi genç kalmak için kullanacağız yani yapacak bir şey yok. Bizi izlemeye devam edin. Efendim Yeni Kapı'dan Trabzon Kültür Günlerinden hepinize tekrardan selamlar, saygılar. Tabii biz buradaki standları da geziyoruz. Burada derler ya işte böyle el emeğiyle yapılan ürünlerimiz var. Yıllardan beri buna hizmet veren çok değerli bir abim var. Musa Aydın. Evet Musa Aydın abi. Musa abi seni bir tanıyalım. Kendini bir tanıt bize. Sonra ürünlere bir bakalım. Arkadaşlar selamünaleyküm. Hayırlı günler, hayırlı işler olsun cümlemize. Hayırlı tatiller dileyelim. Öncelikle Gazze Filistin olayını değinirsek gerçekten biz onlara başsağlığı diliyoruz. Sağlık sıhhatli ailelerine sağlık sıhhat diliyoruz. Ölenlere rahmet eylesin. Kahve verirsen eylesin o İsrail'i, Amerikan'ı. Bunu kabul etmek lazım. Yani onlara cezacını doğacağız. Evlerimizde Kur'an'dan okunuyor onlar için. Evet. Bizim burada Kur'an okuyoruz. Elimizden yedirince hepimizin başı sağ olsun. Ölenlere rahmet eylesin Cenab-ı Hak. Öyle diyelim. Evet. Murat kardeşimiz sağ olsun bizi tebrik etti. Burada bizi beğendi. Bizim yani, köprübaşı olarak ağaç yani ürünleri. Yani bu ürünleri bizim her yerde şimdi, tanıtmamız lazım. Yani bunlar özellikle bu ahşap işlerine çok dikkat verin. Kesinlikle. Çok dikkat edin. Bakın
Bu biraz çık, olay çıktı. Demir olayı bitti. Taş olayı çıktı. Bu iş bitti. Hastalık başladı. Ve bu çok sağlıklı. Doğru. Şimdi doğru. Azıcık net konuşalım bu işi. Aynen doğru. Şimdi ben de bunu ne yapmaya çalışıyorum? Elimden geldiğiniz kadar yaşım belki o kadar müsait değil ama çünkü yaşı 60'ı buldu. 60'ı geçti. Ya tabii. Yani. Ama iş göstermiyor. Ama yaşımıza rağmen biz mücadele edeceğiz bu işlere Muratçığım. Etmek zorundayım. Evet, kesinlikle. Yani burada reklam olarak olsun. Millete alıştıralım ahşap işini. Ahşabını yiyelim. Ahşabını oturalım. Ahşabını kalkalım. Doğru. Lütfen arkadaşlar. Şu özetle söylüyorum bunu. Sağlık için. Sağlık için birebir. Teflon tavalar, çelik tencereler, ilacı bunlar. Özellikle şimşek kaşığı satıyorum ben. Normal diğer kaşıkları satmam. Çünkü kalıcı bu. Doğru. Bir de bakteri meselesi var. Evet. Mesela bakteri toplamıyor bunlar. Yağ almıyor, yağ toplamıyor, kararmıyor. Bir özelliği bir de şu abilerim bak tahta arabalarımız var. Yine çocukları plastikten kandırmayalım. Çocuklar plastik zehirledi. O, evet ona bir şey söyleyeyim. Ben çocukları onlardan aldım. 5 dakika sonra ne tekeri kalıyor. Olsun. Yani alıştırın. Evet, plastikler bugün doğru. 400 lira. 500 bin lira plastik aynen var. Öyle, bakın evet. Bunlar 200 lira. Evet. Bakın şu arabaları şöyle göstereyim size. Ben bir tane Muratçığım müsaade eder misin? Bakın şu arabaları ahşap araba. Bizim doğal hayatımız bu. Evet. Doğal ahşap araba. Bunları çocuklarımıza, yeğenlerimize, torunlarımıza alalım, gösterelim. Ha, bir de bir... Bu da kuş lastiği mi? Ay kuş lastiği hiç sorma. Çok ilginç bakın. Evet kuş lastiği. Bunların fiyatı ne? Bunlar mesela 150 lira, 200 lirası evet. Ciddiye. Bunlar çok ilginç. Bakın bunlar sessiz sıra. Ahmet Güngör. bizim yapımcı abi Ahmet Güngör. Ne kadar kuş lastikle kuş avına gitmişim biliyor musun? Gerek yok. Birer tane alalım birbirimize taşalım. Yemin ediyorum. Çok özel. Şimdi abi şimşirlerimiz zaten belli. Bunlar şimşir kaşıklarımız dünya çapında. Bunlar ben fuara veriyorum. Evet, kutalımız var. İzmir kutalımız aynen Muratçığım. Evet. Bak Murat çok güzel söyledin onu. Evet. Kutalımız var. Bunları tavsiye ediyorum özellikle. Şunu bak, özellikle böyle bu kutalı her yakalayamazsın ha. Bu 1000 tane kumar ağacın değil aynen, mi? Aynen kumar ağacın. Onu yakalamak aynen, önemli mümkün yani. Mümkün değil. Çok zor. Bir kilometre dolaşacağız ormanda. Bir kilometre. Kesinlikle bak, çok dikkat edeceğim. Yani bunu yakalamak böyle yapıştırma falan değil ha, mi? Ha, yani? Ha, bu özü bu. O, kendi evet, özü, evet. Özellikle kendi özü. Bir de bunu şimşirlere özellikle söylüyorum bakın. Bunları ben de al demiyorum asla. Nerede bulduysa alın, ahşap alın. Plastik falan geçin. Plastik, demir bunlar doğru, bizi doğru. Öldürdü bunlar. Kanser doğru. Etti bizi resmen bu. Onun için ahşaba dönelim arkadaşlar. Sağlıklı şimdi, yaşayalım. Şey, yani doğru. Şimdi bir de sağ olsun Murat kardeşimiz. Bakın burayı dolaşıyor. Burada etkinlik alanı var. Büyük bizim Sadıroğlu İsmail abimiz evet. Allah razı olsun. Zeyci başkanımız, Evren başkanımız. Evren başkan. Sağ olsun Murat kardeşimiz de abimiz de bizi tercih etti. Evet. Televizyonda bizi izledi. Bizi bizden yayın istedi. Buradan örnek bir şey istedi bizden. Reklam istedi. Buradan sağ şu olsun. Anda bizi izleyenlere şunu diyelim. Standımızın hangi stand bu? Bu federasyon ha burası. Yok yok. Trabzon ne köprübaşı standı. Ha köprübaşı standı. Evet. Gelenler buraya uğrasınlar. Kardeş şehrimiz Kahramanmaraş. Biliyorsunuz orada Trabzon Caddesi, Trabzon'da Maraş Caddesi meşhurdur. Bunlar bizim kardeş şehrimiz. O standın içerisinde buradaki köprü başında el emeği, göz nuru sağlığınız için bunları tercih edebilirsiniz. Bir de Kahramanmaraş'ta Trabzonlar Derneği var. Evet. Onun da yönetimindeyiz. Hem de onun da standı var burada. Evet. Uzaklaşadır bu. Evet. Allah razı olsun. Sağ olsun. Olsunlar diye. Tabii. Yani bizi haberiniz olsun buradayız. Diyor yarın da buradayız. Bizi yalnız bırakmayın lütfen. Rica evet. ediyorum. Yani ben ya bu... Ahmet abi şimdi bu o kadar güzel bu kuş lastiği yapmış ki biz böyle orijinalini yapmak mümkün ya, mü? Şimdi, hele Şamiyel'den yapardım onu. Aynen öyle. Ya, Şamiyel'den. Tabii. Şamiyel. Yani şimdi bu çatalı bu kadar orijinal bir çatalı bunu nereden buldun sen? Ya şunu bakın. Bir kilometre dolaşıyor bu ormanda. Doğru. Doğru. Bulamıyor. O da yok yani. Öyle altın nereden, altın bu. Nereden? Sabah önemli lan bunu. Yani bu avuçta önemli de. Öyle. Yani onu öyle bilin arkadaşlar. Bir de balımız da var ha. Bak bu da Köprübaşı'nın dağından gelmiş. Hayır, sap derken o tarafa niye baktınız özellikle? Sap derken onu cedal... Yok hayır yani. Şimdi abi cedallamada bakmadı bana. Yok. Sen kötü değerlendirsin. Yok. Öyle de Murat. Ahmet abi. Ahmet abi sen yanlış anlama. Yok. Murat abi içeri karıştı. Yok. Bir de balımız var bakın yayla balı. Bu Trabzon'un Köprübaşı ilçesinin yayla balı. Hiç katkısızdır. Orijinal çiçek balıdır. Bunu özellikle bakın şöyle de şunu hem fiyatı yazı, da uygun ha, fiyatı da uygun. Yazı, çok. 1000 liradır. 1400 gram. Şu Ahmet abi şunu şeyini çekebilir misin? Üzerine yazıyı. Abi. Aldın evet. mı? Eyvallah. Neyse bunu söyleyeyim evet. zaten söylüyoruz. Şimdi bir yani de, balımız var. Balı, evet. Doğal kaşıklarımız var. Çocuklar için oyuncaklar motorumuz var. Motorumuz da var bakın. Motor var. Bu motor üçünde yapılıyor.
dikkatinizi çekerim. Bu da yine köprü başı. Tabii ele ama elemi üstünde yapılıyor. Evet. Üstünde. Bak buna üstün adam buna değer vermiş. Evet, evet. Ama işte bizim bu Karadeniz'de bu işlerde pek, çok sert. Yani ya. Aslında değer vermek. Alıştıramadık yani, ya Murat ya. Bundan sonra ya. Ona yoğunlaşalım ya. İşte senden de hasreden benim evet. Ricam da bu. Evet, senin telefonunu evet, almışım evet. Telefonunu. Gerekirse evet. Böyle şeyde buluşalım. Her hatta zaman. Derneyeceğiz. Karşımıza derneyeceğiz mübari. Algılayalım seni, ağlayalım seni mübari. Şaşırmayın orada bizim... Eğitimimiz var. Tersimiz var. Tamam inşallah. Orada çemence saz. Burada beraber var. Buluşuruz. Çok teşekkür ediyorum. Orada tamam. Gelirsin inşallah. Tamam. Murat'cığım bu imkanı bize verdiğiniz için teşekkür ederim. Estağfurullah. Abim bu imkanı bize verdiğiniz için teşekkür ederim sana. Sağ ol. Allah razı olsun. Başarılar diyorum. Eyvallah. Buradayız inşallah. Evet, gel diyelim. Sen şimdi gel yanıma. Evet, bak şimdi. Bak benim oğluma Murat'a bir takım. Bu topaç. Murat'a hoş geldin. Gel Murat'a gel şöyle. Sen ellerini öpüyorum. Evet. Hocam bu nasıl çalışıyor bir göster de kamerada alsın onu. Bana bir hemen Murat'la Murat Musa abisiyle beraber bunu evet. Hazırlasınlar ve şöylene başlasınlar değil mi Murat? Evet. O yerim onun elinde. Murat'ın bu. Murat'ın mı? Murat'ın. Hani de var. Başım hani üstündesin. Ellerini öperim ben mübarek. Şimdi Murat'cığım bunu böyle çeviriyoruz. Gördün bak, mi? Gördün mü oğlum? Şimdi şöyle tutar mısın şunu? Heh. Sal bakalım şimdi. Şöyle bak. Yere. Şöyle bir sal. Yere at çek. At bakayım. Çek. Tamam da dönüyor. Tamam da dönüyor. Dur. Atma dur. Dur. Bak ben şimdi sana göteyim onu. Onunla çok hızlı bir şey yapalım diyor. Murat'ın babanın da zamanı yok. Biraz şimdi sen öyle bir sal şimdi, benim bakayım. Sen göster. Bak şimdi. Tamam. Evet, çok güzel dönüyor. Tamam lazım. Evet, parmak, evet, parmak. Evet. Sen hakkını helal mübarek. Murat'cığım şimdi şöyle tut sen. Şu bağı. Salla. Sıkı tut. Bak. Bak. Evet, şu an abiler... Bak nasıl dönüyor, görüyor musun? Oldunuz. Evet. Topaç Murat abimize hediyemiz bizden. Firmamızın hediyesidir. Eyvallah. Çok teşekkür evet. Ediyoruz. Biz de amcaya teşekkür ederim. Amcaya teşekkür ederim. Efendim bizi izlemeye devam edin. Saygılar. Abi görüşürüz. Efendim Yeni Kapı'dan Trabzon Kültür Günlerinden hepinize bir kez daha selamlar, saygılar. Tabii biz burada standları sizlere tanıtmaya gayret ediyoruz. Onları sizlere aktarmaya devam ediyoruz. Şu anda da Trabzon Üsküdarlılar, Üsküdar Trabzonlar Derneği'nin standındayız. Burada da evet 3 yıl beraber okuduğum Sürmene Ticaret Lisesi'nden çok değerli kardeşimi İknur Bilgin'i yakaladık. O da görevliğimiz, sağlıkçı bir kardeşimiz. Sağ olun. Evet İknur seni görmek ne güzel. Ben de sizi gördüğüme mutlu oldum. Böyle günler bizim için çok özel ve değerli. Bütün kardeşlerimizi, hemşehrilerimizi bir arada görüyoruz. Dostluğun pekiştiği bir gün bizim için. Bu etkinlikleri düzenleyen bütün büyüklerimize teşekkür ediyorum. Üsküdar Trabzonlar Derneği ne yapıyor burada? Onu bize bir anlat bakalım. Üsküdar Trabzonlar Derneği, burada çikolata satışlarımız evet. Var. Evet, tabii standlardaki ürünleri de sizlere tanıtmaya devam ediyoruz. İknur, burada tabii ki bunları satıp derneğe bir katkı herhalde değil mi? Derneğe ihtiyaç sahiplerine, yetim öksüzlere bunların gelirleriyle fayda sağlamaya çalışıyoruz. Yıllardır da bunu yapıyoruz. Burada da yine resimlerde de var. Evet. Bunların gelirlerini ihtiyaç sahibi ailelerimize, yetim öksüzlerimize bağışlayacağız. Evet, bu arada başkan gelmedi. Nerede başkanınız? Başkanımız geliyor. Geliyor mu? Peki, peki. Buradan da özellikle hocama, Ali Bilgin'e ellerinden öpüyorum. Hocamız Allah şifa versin. Biraz herhalde değil mi? Yani, evet, hastalarımıza da şifa dileyelim. Evet, hocamız böyle çok değerli. Bizleri işte yetiştiren hocalarımıza minnettarız ve onlar bizi yetiştirdi, biz de buralardayız. Çok teşekkür ediyorum, hemen yan tarafa geçelim. Sağ olun. Allah razı olsun. Sağ olun. Efendim yine burada el ürünleri var. Burada bir hanımefendi var, onu bir tanıyalım. Efendim tanıyalım sizi. Ben Fatma Tayfur, yapmış olduğum el emeği ürünleri şu an dernek vasıtasıyla satıyor. Bunlar hep el ürünü mü? Evet, hep el yapımı, doğal taşlar. Hmm. Gerçek doğal taşları işleyerek, tasarım yaparak kolye haline getiriyorum. İnsanlara şifa niyetini. Evet, şifa niyetini veriyoruz. Evet. Derneğimize katkı ve kimsesizlere de yardımda bulunuyorsunuz. Evet. Çok teşekkür ediyoruz. Teşekkür. Efendim şu anda Üsküdar Trabzonlar Derneği'ndeydik. Buradan bu değerli isimlere de teşekkür ediyoruz. İknur sana ayrıca bir daha teşekkür ediyorum. Teşekkür kolaylıklar ederim. Diliyorum. Efendim bizi izlemeye devam edin. Efendim Yeni Kapı'da standları sizlere tanıtıyoruz. Şu anda Dikmen Derneği. Evet, seni bir tanıyalım abi. Dikmen ben, Derneği. Dikmen Derneği Başkanı Nihat Günbatı. Dikmen, Sakarya Hendek, Dikmen Köyü. Ay maşallah. Dikmen Köyü 118 yıl önce tamamı şal pazarından çıkıp gelen 14 haneden kurulan oraya bir köy. Birleşti. Şu an yaşayan 1300 hane var.
3000'i aşkın nüfusu var. Biz de köyümüzü tanıtmak için buradayız. Ne güzel. Peki sizler standa ne tanıtıyorsunuz? Köyünüzü mü tanıtıyorsunuz? Köyümüzü tanıtıyoruz ve burada bulunup sosyalleşiyoruz. Şu an tanıttığımız sadece yöresel kıyafetler. Başkanım şurada ve bir şey gördüm. Bu Dikmen Yaylası mı? Burası Dikmen Yaylası. Ya şuraya bakar mısın abi? Peki bu yaylaya bizi niye çağırmıyorsun Sayın Başkanım? Yani? Her zaman çağırırız. Buyurun gelin. Bir gün gidelim Ahmet. Temmuz'un ilk haftası. Bu sene Haziran'ın son haftası yayla şenliğimiz var. İnan tam bizim Karadeniz yaylaları gibi bir yayla yani. Zaten daha o kadar uzağa gitmeye gerek yok. Demek Dikmen'e gelsek bu yaylalara çıkabiliriz yani. Zaten orası Küçük Trabzon diye öyle tanıtıyoruz mi biz? Tamamı Trabzon yöresinden gelme. Buyurun gelin. Aynı kültür, aynı etkinlikler İnşallah yaşanıyor. Peki Sayın Başkan siz Trabzon neresindensiniz? Trabzon Şalpazarı, Simenli köyünden gelmeyiz. Köyünden. Evet. Evet, oradan göç etmişler efendim. İşte Hendek'te Dikmen köyünü kurmuşlar ve şu anda 1500 nüfus, değil mi Sayın Başkan? Evet. Maşallah. Evet. Yöresel burada kardeşlerimiz var. Onları şöyle bir isimlerini alalım. Sizi bir tanıyalım. Ablamızın ismini bir alalım. Ayşe Kösoğlu, Hendek Dikmen köyündenim. Evet Ayşe abla, bu giymiş olduğunuz yöresel bir kıyafet mi? Evet, yöresel kıyafet. Karadenizimize özel. Evet. Şalpazarı. Evet, bir de Hemence orada var. Herkeste Hemence yok. Evet. Hemence bu asılan, Hemence deniyor. Sizi bir tanıyalım. Ben Eda Nur Işık. Biz de Şalpazarı'ndanız. Yani giydiğimiz kıyafet Şalpazarı yöresine ait. Evet. Buraya kültürümüzü tanıtmaya geldik. Bu arada Şalpazarlılar iyi horon oynar. Onu da belirtelim. Sizi bir tanıyalım. Ben Esma Kandil. Şalpazarı'ndanım aynı şekilde. Öyle geldik. Evet. Ben Hanife Türkmen, Kirastepe'de oturuyorum ve Asar üzerimizdeki kıyafetlerimizden, kına gecelerimizde sürekli biz Kirastepe'de giyiniriz. Ve geyikli... Yani orada güncel kıyafet olarak kullanıyor musunuz? Evet, kına gecelerinde Kirastepe'de sürekli kınalarımızda, kına geceleri, anladım. Kına gecelerinde, bayramlarda, keşkek yapıldığı zamanlarda kullanıyoruz. Yani Geyikli'den evliyim ama Hendek Dikmen köyünde doğma büyümeyim. İyi maşallah. İyi maşallah. Peki çok teşekkürler. Temsil ediyorum. Trabzon Dernekleri Federasyon Kadın Kolları'nda yönetimdeyim. Şalpazarı Şalfet Kadın Kolları'nda yönetimdeyim. Burayı da kendi köyümü de temsil ediyorum. Her yerde varım. Peki. Sayın Başkanım, şimdi öyle bir zamana geldik ki biz eskiden çocukluğumuz Trabzon'da geçti. Çeşan peştemalı çok görürdük. Yani yöresel kıyafetimiz. Evet. Şimdi zaman ilerledikçe oralarda da bunları görme şansına sahip olamıyoruz maalesef. Geriye dönüş başladı. Evet, inşallah. Kültürümüze. Evet, işte onun için bu kıyafetler bizim için de çok önemli. Kültürümüzü unutmamamız lazım. Bunu gençlerimize aşılamamız lazım. Evet. Ne kadar da büyük şehirlerde yaşamış olsak bile kendi kültürümüzü, kendi özümüzü işte bizden sonra gelecek olan nesillere, çocuklarımıza alıştırmak lazım. O açıdan da sizlere teşekkür ediyorum. Bizler zaten kültürümüzü yaşamayı ve yaşatmayı gayret ediyoruz. Evet. Onun için buradayız. Başkandan sözü aldık. Dikmen bekleriz. Evet, yaylasına bir çıkacağız inşallah. Bilmiyorum başkanım, o zaman göreceğiz. İnşallah. Burada yani. İnşallah. Şöyle bekleriz. Kapı gibi önüne koyacağım onu. Bekleriz. Peki. Tarih Haziran'ın son haftası. Evet. 30 Haziran. Tamam, Temmuz'un inşallah başıydı. Tamam, bu sene Haziran'ın son haftası. Peki, çok teşekkür ediyorum. Bekliyoruz. Buyurun, son bir şey söyleyecek. Yarın burada defilemiz olacak. Bizim Şalpazarı Asar kıyafetlerinin defilesi de olacak. Evet, herkesi bekliyoruz. Evet, yarın da defile var. Yöresel kıyafet defilesi. Şöyle ekranda da şu yayla fotoğrafını Ahmet abi alırsak. Şu güzelliğe bakar mısınız? Maşallah ya. Bu gerçek değil mi fotoğraf? Yaylaya göç gününde çekilen bir fotoğraf. Yayla şenliğinden bir hafta önce göç olur. Okulların kapandığı hafta, bir hafta sonrası. Bu göç gününden alınan bir fotoğraf. Şu koyunlarla beraber başkanım senle bir çıkacağız oraya. İnşallah. 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 Nasip i̇nşallah bekleriz. Çok teşekkür ediyorum. Bekleriz. Efendim bizi izlemeye devam edin. Yeni Kapı'dan 3. günden hepinize selamlar. Standları gezmeye çalışıyoruz efendim. Şu anda Trabzon İpek Yolu Kooperatifindeyiz. Ve buranın başkanı efendim, sizi bir tanıyalım. Bahar Kastan İpek Yolu Kooperatifi olarak biz de buradayız. Dernekler Federasyonu, Trabzon Dernekler Federasyonu yönetimindeyiz. Her sene düzenli olarak gelenekselleşmiş Trabzon günlerini
kültürümüzü yaşatmak adına buradayız. Evet, burada neler yapıyorsunuz? Burada Trabzon'un unutulmayı tutmuş yöresel el sanatlarını gelecek kuşaklara aktarmak adına modernize ederek satışlarını gerçekleştirmekteyiz. Trabzon 18 ilçesinde belediye başkanlarımızla birlikte kadınlara üretim tesisleri kuruyoruz. Ve unutulmayı tutmuş el sanatlarını her ilçede bir temsilcimiz olmak kaydıyla üretim ağındayız. 598 üretici kadınla birlikte Trabzon'un sanatını yaşatıyoruz. 598? Evet. Ekip kuvvetli maşallah. Evet, çok kuvvetli. Onların el sanatı bizim de iyi proje yazma, yönetme tekniğiyle birlikte İçişleri Bakanlığı, Ticaret Bakanlığı, Aile Bakanlığı ve Sanayi Bakanlığı DOKAP'la birlikte kadınların için hibe projelerden faydalandırıyoruz, atölyeler kuruyoruz. Çok teşekkür ederim. Rica ederiz. Sağ olun. Buradaki ürünler sizin atölyede çıkan şeyler değil mi Sayın Başkanım? Evet, burada bütün kadınların, Trabzon'da emeği 598 var. Üretici kadın emeği var. Evet, peki. Ablamızın yanına da gidelim. Başkanım teşekkürler. Evet, başkanımız ifade ettiği gibi burada da Ayşe Hanım bu ürünlerin tabii ki detaylarını bizlere anlatsın. Ayşe Hanım, çok güzel emekler var burada. Bunları hepsini 598 hanımefendinin yapmış olduğu ürünler. Şöyle bize bir anlatır mısınız efendim? Evet. Bunlar dokuma tezgahından çıkmış ürünler, el dokumasıdır. Hepsi el işçiliğidir. Bunlar bir başka ilçedeki kadınlarımızın yaptığı saç tokaları. Bunlar takılarımız, miyukilerimiz. Hepsi ayrı ayrı atölyelerde yapılıyor, ayrı ayrı ilçelerde. İşte bunlar anahtarlıklarımız, bunlar ipek kozası, yakalıklarımız, yine tokalarımız. Bu arkadakiler de aynı şekilde peştema kumaşından yaptığımız yöresel çantalarımız. Yöresel bebeklerimiz. Yani yok her türlü ürünlerimiz mevcut. Burada da evet, yine oraya da bakalım o zaman. Bu da dokuma tezgahımız. Evet, dün onu görmüştük. Evet. Bir kez daha alalım. Bu da dokuma tezgahımız. Bundan çıkan ürünlerimiz şu şekilde yapıp, yani bu tamamen el emeği, çok zor dokunan bir işlem, yapılan bir işlem. Bunun emine yok. Hayır, tamamen bu dokuma olarak bu şekilde. İplikler bir alt bir üst olarak dokuma. 4 günde burası biter herhalde. Bir haftada ancak biter. Peki. Bu dokuma tezgahından çıkan ürünlerimiz önce kumaş halinde çıkıp sonra ürün haline gelen bunlar aynı şekilde dokuma tezgahından çıkan ürünler. Tabii. Bunlar da peştemal kumaşına yapılan ürünlerimiz. Yöresel yani bunlar da şu dokuma tezgahından çıkan ürünlerimiz. Yani daha birçok ürünlerimiz var ama bu kadar. Bunlar efendim? Bunlar da aynı şekilde kenevir ipliğinden dokunmuş, atölyede dokunan kumaşlardan özel tasarımla yapılan kıyafetlerimiz. Yani bunlar özel tasarımlar. Evet. Şöyle bir tane çıkarayım. Evet, şu anda buradaki standa geldik. Burada da gördüğünüz gibi birazdan bunları tanıtacaklar. Efendim siz görevli misiniz burada? Evet, tanıyalım sizi. Fatma Kürşeli. Fatma Hanım, şimdi burada şunları bir bize tanıtır mısınız? Şuradan başlayalım. Kokulu üzüm pekmezi, İzabella üzümümüzden, kendi bağlarımızdan yapmış olduğumuz, sıfır şekersiz, katkısız, tamamen doğal. İncir reçelimiz, üretmiş olduğumuz çilek, kendi bahçemdeki çileklerden reçel yaptık. Bunlar. Evet. Reçelimiz, incir reçelimiz, kokulu üzüm pekmezimiz bu şekilde. Aynı onların minyatürleri, evet, küçükleri, evet. Her bütçeye göre yaptık. Buradakiler hep bahçeden gelen değil mi? Evet, tamamen doğal. Evet, doğal. Evet, tamamen doğal. Efendim işte bu evet. Asıl doğal mandalina, bu pazardan aldığımız var ya, pazardan aldığımız, onlardan değil. Bahçeden yetişen mandalina. Bizdekiler de gerçek abi, evet. Gerçek. Gerçek. Evet, evet. Peki bunlar da imalat efendim. Yani evet, kendi desenli, evet, kendi ürünlerimiz. Kendi ürünlerimiz. Ne güzel, elinize emeğinize teşekkür sağlık. Teşekkür ederim. Böyle sizleri, bu hizmeti görünce, bilhassa bayanlarımızın bu mücadelesini görünce bizler de mutlu oluyoruz. Tebrik ediyorum sizleri. Çok sağ olun. Kolay gelsin. Çok sağ olun. Kolay gelsin. Efendim bizi izlemeye devam edin.